Genç yaşta sorumluluk almaktan çekiniyor musun? Ya da genç yaşta bir şeyler yapmak istiyorsun, bir girişimcilik yapmak istiyorsun, iş kurmak gibi bir hayalin var ve daha yaşın 20'lerde mi? İşte bu video tam sana göre. Genç yaşta girişimci olmak, sorumluluk almak, bunun zorlukları, dezavantajları, avantajları neler, ben neler yaptım, sana bunları aktarmaya çalışacağım. O yüzden hemen videoya geçelim. Değerli takipçilerim, yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda biraz önce de bahsettiğim gibi genç yaşta girişimcilik, sorumluluk almak, genç yaşta iş kurmak ve bizleri bekleyen zorluklar, nelerle karşılaşabileceğimiz vesaire bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Ben kendim neler yaptım, size bunları anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şundan bahsetmem gerekiyor aslında. Genç yaşta, yani işte 20'li yaşlar diyelim biz buna. 20'li yaşlarda girişimci olmanın verdiği rahatlık, o yaşlardaki enerji, o yaşlardaki tutku, hayallerine doğru koşma, başarı isteği, azim vesaire belki 30'lu yaşlarda olmayabilir. Ya da aynı heyecanı duymayabilirsiniz. Ya da aynı heyecanı duymanız için belki ortam oluşmamış olabilir. Ya da işte imkanlarınız el vermiyor olabilir. Evlenmiş olabilirsiniz. Çok fazla risk alamıyor olabilirsiniz. Belki 30'larda çocuğunuz olmuş olabilir. Bilmiyorum ama genç yaşlar, daha genç yaşlar, 20'li yaşlar girişimcilik için, girişimcilik serüvenine atılmak için, bir iş kurmak için, farklı projeler yapmak için, projeden projeye koşturmak için aslında çok avantajlı yaşlar arkadaşlar, bu yaşlar. O yüzden gençken eğer bir girişimcilik projeniz varsa, buna imkan sağlayabiliyorsanız, buna bir finansman bulabiliyorsanız ya da bir şekilde finansman oluşturabiliyorsanız genç yaşlarda hızlı bir şekilde bu girişiminizi hayata geçirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Şöyle söylemem gerekiyor. Ben hani size bahsettiğim o genç yaşta girişimcilik serüvenimde İstanbul'daydım. İlk defa şahıs firması kurduğumda da 19 yaşındaydım arkadaşlar. Liseden yeni mezun olmuştum. Üniversiteyi terk etmiştim ve iş hayatına atılmıştım. Tabii ki zorlukları vardı. Yani ben o dönemde fatura irsali nedir bunu bile bilmiyordum. Bunun hepsini yaşayarak öğrendim. Kötü acılarla, kötü tecrübelerle öğrendim arkadaşlar. Bizim zamanımızda hani öyle işte benim size anlattığım gibi YouTube videoları ya da işte diğer YouTuber'ların anlattığı gibi YouTube videoları vesaire de yoktu. Yani internetteki bilgi çok kısıtlıydı. Zaten insanların internet bilgisi de çok kısıtlıydı. O yüzden böyle makaleler, bilgiler yoktu. Biz şu an bilgi çağındayız. Biz şu an her şeye ulaşabiliyoruz. O yüzden bir işe başlamadan önce, yani bir girişimciliğe başlamadan önce araştırın. Fatura nedir, irsaliye nedir, bağkur nedir, sigorta nedir, stopaj nedir, damga vergisi nedir, yıllık gelir vergisi nedir, geçici vergi nedir? Bunların hepsini şöyle kaba taslak da olsa bir araştırın arkadaşlar. Muhtasardır, işte odur budur vesaire. Birçok değerli muhasebecimizin yazdığı yazılar, işte YouTube'a koyduğu videolar var. Buralardan bakın, bunlar hakkında fikir edin. Yani girişimciliğin mutfağını bir bilin arkadaşlar. Yani girişimciliğin mutfağı, iki tane mutfağı vardır. Biri finansal olan mutfağı, muhasebe kısmı. Diğeri de mücadele kısmı aslında. Mücadele kısmı zaten kan ter gözyaşı. Ama siz o kan ter gözyaşını yolda öğreneceksiniz arkadaşlar. Onu tecrübe edemezsiniz. Ama için diğer mutfağı olan muhasebe finans kısmını işte videolarla, eğitimlerle öğrenebilirsiniz. Tecrübe ederek ufak ufak işte kendi şirketinizle alakalı işlemler yaparak tecrübe edebilirsiniz. Bunu asla atlamayın arkadaşlar. Benim size genç yaşta girişimcilik yapıyorsanız ilk önce öğrenmeniz gereken şey aslında bir işletme yönetimi ile alakalı bu arkadaşlar, muhasebe kısmını öğrenmek. Çünkü ileride işleriniz büyüdüğünde, şirketiniz büyüdüğünde işte bir ön muhasebeci, bir muhasebeci falan çalıştırdığınızda sizin sistemi biliyor olmanız lazım ki bu insanları yönetebilin. Eğer bilmezseniz yani kaçak şeyler olabilir, muhasebeciler hata yapabilir. Yani en azından bir denetim mekanizması olarak sizin kabataslak bu işleri biliyor olmanız lazım her şeyden önce. Diğer taraftan aklınıza genç girişimci deyince arkadaşlar startuplar ya da işte ofiste oturmalar, elinde kahveyle pozlar vermeler gibi şeyler gelmesin. Maalesef ülkemizde her zaman böyle olmuyor arkadaşlar. Yani tabii ki yapabilirseniz ne mutlu size. Tabii ki bir startup, işte bir yazılım firması, bir dijital pazarlama firması, ne bileyim farklı farklı şeyler kurabilirseniz ne mutlu size, böyle bir imkanınız varsa. Ancak ülkemizde girişimcilik deyince akla sadece bu tarafın gelmesi beni üzüyor. Çünkü kimse dönüp bakmıyor işte. Ben ne bileyim bir küpeşte imalatı yaparsam girişimci oluyorum diye bakmıyor. Kimse ben işte bir cam çerçeve modeli yaparsam girişimci oluyorum diye bakmıyor ki. İşte herkes yazılım, dijital vesaire peşinde. Ancak bakın, benim lisedeyken bir hocam vardı.
Şöyle demişti arkadaşlar biz bölüm seçimi yaparken. Ben meslek lisesinde okudum. Meslek lisesinde işte bilgisayar, elektrik, elektronik, makine, metal bölümü vardı o dönem bizim bölüm okulumuzda. Hoca dedi ki etrafınıza bir bakın dedi. Etrafınızda en çok ne göreceksiniz? Şöyle bir okulun bahçesindeydik. Şöyle bir baktım ben. Tek tek sordu herkese işte. Kimisi cam görüyorum, kimisi işte toprak görüyorum. Ben ve birkaç arkadaşım da işte metal, demir görüyoruz dedi. İşte dedi buna göre bir karar verin dedi meslek seçerken. Etrafınızda en çok ne görüyorsunuz? Bu kulağınızın, yani aklınızın bir köşesinde kalsın dedi. Ve ben bunun üzerine bu cümle çok etkili olmuştu. Metal bölümünü seçtim arkadaşlar. Meslekçisi metal bölümü mezunuyum. İyi ki de meslekçisi metal bölümü mezunu olmuşum. Çok ekmeğini yedim gerçekten bu işin. Sanayi üretimi, insanları, piyasayı ve ticareti öğrenmeme vesile oldu metal bölümüne gitmem. Sadece dijitalde kalsaydım ticareti öğrenemezdim açıkçası. Bunu söyleyebilirim size. Ama metal bölümü okumam, daha sonraki işte iş tecrübelerim, staj sürecim, işte bir fabrikada üretim yardımcısı olarak görev almam vesaire vesaire, bunların hepsi bana ticari hayatı öğretti, hayatta mücadele etmeyi öğretti arkadaşlar. Siz de o yüzden hani daha genç yaşlarda, lise, üniversite dönemlerinde meslek seçerken bunlara çok dikkat edin. Etrafınızdaki büyüklerinizin önerilerini dinleyin. Elbette hayalleriniz varsa hayallerinizin peşinden gidin. Elbette sizi mutlu edecek İşlerin peşinden gidin. Ama şu değil yani girişim devamı ki yani nereye bağlayacağım buradan? Girişimcilik sadece dijital internet değil arkadaşlar. Çok farklı sektörler var. Çok farklı işler var. Ellerinizin kirlenmesinden, terlemekten, mücadele etmekten, çamura bulatmaktan asla korkmayın. Emin olun çok büyük fırsatlar hala var arkadaşlar. Hem sanayide hem bir üretim alanında ne bileyim farklı farklı şeylerde. Bakın ben pazarcılık da yaptım. Şuraya videoyu bırakıyorum. Pazarcılık da yaptım arkadaşlar. Ben bu pazar anısını yaşadığımda hava -12 dereceydi ve tekstil işi yaparken satamadığım ürünleri ya da işte e-ticarette iadelerden dönen ürünleri ben bu pazarda satıyordum arkadaşlar ve bunun gibi birçok pazara gittim, birçok sosyete pazarına gittim. İşte ben iş yeri sahibiyim, imalat yapıyorum, işte mağazam var, şuyum var, bunun var diye asla asla hiçbir zaman yan gelip yatmadım. Her daim neresi varsa bunun peşine düştük. Elimizdeki kalan ürünleri nasıl eritebiliriz, nasıl paraya çevirebiliriz? Hep bunun peşine düştük arkadaşlar. O yüzden hani girişimcilik sadece bir masa başında oturmak gibi gelmesin size. Girişimcilik çok farklı evreleri var. Çok farklı alanlarda girişimcilik yapabilirsiniz. Tarım ziraat alanında da girişimcilik yapabilirsiniz. Yani girişimcilik deyince artık sadece böyle dijitali düşünmeyin. Çünkü dijitalde de şu an talep fazlası bir arz var arkadaşlar. Çok fazla mücadele etmeniz gereken insan var. Tabii ki iyi olursanız hala ekmek yersiniz. İyi olursanız, iyi projeler çıkarırsanız hala buralardan ekmek yersiniz ama şunu atlamayın. Yani ülkenin başka şeylere de ihtiyacı var. İnsanımızın başka şeylere de ihtiyacı var. İnsanımızın bir defter kitap üretimine de ihtiyacı var. Bir matbaacıya da ihtiyacı var. İşte ne bileyim bisküvi üretecek bir firmaya da ihtiyacı var. Gıda üretecek bir fabrikaya da ihtiyacı var arkadaşlar. Bunları asla göz ardı etmeyin. Girişimciliği her alanda düşünün arkadaşlar ve konunun hiçbir zaman bundan 10 yıl önceki gibi olmadığını bilin. 10 yıl önce gerçekten bilgi eksikliği vardı. İnsanlar bilgiyi paylaşmazlardı. Ama artık bilgiyi paylaşmak durumundalar. Daha bilgilendirici olmak durumundalar. Mesela şey var. Silivri'de bir kablo firması var. Ya gerçekten bir ziyarette bulunmuştum bir vesileyle. O kadar çok yani sahibi o kadar çok bilgi verdi ki ansiklopedi gibi bir adam gerçekten yani sorumluluklarım olmasa yani o beyefendinin yanında bir yıl böyle staj yapmak, ücretsiz çalışmak isterdim. Kütüphane yani böyle insanlar varsa eğer etrafınızda arkadaşlar bunları değerlendirin, girişim fikirlerinizi bunlara sunun, görüşlerini alın, önerilerini alın. Yani sadece ben şunu yapacağım deyip böyle körü körüne gitmeyin arkadaşlar girişimcilik fikrinizin peşinden ama korkmayın da. Sizi hayatın yoğurmasına izin verin. Stajlar yapın. Farklı firmalarda çalışan arkadaşlar mutlaka çalışarak tecrübe edinin. İşte okuldan çıkıp direkt girişimcilik işine düşmeyin. Ben liseden sonra yaptım bunu ama ben lisede hep çalıştım. Anketörlük yaptım, pazarda ürün sattım. Su bile sattım ben ya. Babam esnaftı. Çok şükür ihtiyacımız yoktu ama ben hep bir mücadele peşinde oldum. Hep bir mücadele ruhum, bilmiyorum nereden geldi ama vardı ve hep kendim bir şeylerin peşine düştüm. Sizin de eğer mücadele ruhunuz varsa ve mücadele ruhunuzu girişimcilikle birleştirirseniz emin olun hiç o çıkmaz dediğiniz yani o nasıl diyeyim tabiri caizse gecenin karanlığındaki o en dip karanlıktan bile bir şekilde çıkarsınız arkadaşlar. Yeter ki mücadele ruhunuz olsun. Yeter ki hayatla mücadele etmeyi bilin. Kendinizle barışık olun. Siz etrafınızdaki o girişimci ruhunuzu etkileyecek toksit ilişkilerden uzak durmaya çalışın arkadaşlar ve
Birkaç videoda söylemiştim. Şunu asla unutmayın. Ulu sözü dinlemeyen uluya uluya dağ başında kalır. O yüzden ulu sözü dinleyin. Sizden öncekilerin, benim size anlattıklarımın dikkate alın ya da işte başkalarının size anlattıklarına dikkate alın arkadaşlar. Girişimci de olsanız, işte çok büyük bir iş adamı da olsanız hepimizin bir mihmandara ihtiyacı var. Mutlaka mihmandarlarınız olsun. Size yol gösterenleriniz olsun arkadaşlar. Girişimcilik yolculuğunuzda. Aslında bu hayat yolculuğunda da böyle yani. Hepimizin bir hocaya, bir yol göstericisine ihtiyacım var. Benim mesela en büyük sıkıntılarımdan biriydi girişimcilik yolculuğumda. Bir yol gösterenim yoktu. Evet işte aile, işte akrabalar vesaire bunların hepsi ticaretle içli dışlıydı ama biz dijital bir iş yaptığımız için bana hiç yol gösteren yoktu. Yani YouTube'daki şu anki gibi videolar falan yoktu arkadaşlar. En azından YouTube'daki kanalları takip edin. Benim gibi çok değerli abilerimiz, çok değerli kardeşlerimizin yaptığı videolar var. Bunları takip edin. Buralardan nemalanmaya çalışın arkadaşlar. Körü körüne iş yapmayın size devam o ki. Eğer ilk defa girişimcilik yapıyorsanız, sorumluluk alıyorsanız bu yolun çok zorlu olduğunu, birçok şeyden feragat etmek zorunda kalacağınızı ama bu yolun sonunda çok büyük mükafatların olduğunu, sadece para anlamında değil arkadaşlar bunlar. İş, tecrübe, ne bileyim çevre, link, bağlantı, saygınlık, siz ne derseniz deyin buna. Çok büyük mükafatların olduğunu asla unutmayın ve genç yaşta bu sorumluluğu almaya bakın arkadaşlar. Gidin pazarda ürün satın. Bu da bir girişimciliktir. Ben pazarcım olacağım demeyin. İşte ne bileyim bir anket yapın, bir firmanın araştırmalarını yapın. Gidin bir firmanın kapısını çalın. Yeteneğiniz varsa o yeteneğinizle o firmaya hizmet vermeye çalışın. Ama girişimciliği masa başı bir düzen olarak düşünmeyin arkadaşlar. Size YouTube'daki bazı insanların anlattığı o pembe dünyalar olarak düşünmeyin. Günde bir saat çalışıyorsun olarak düşünmeyin. Günde bir saat çalışmak için en kötü ihtimalle 5-6 yıl, 10 yıl çok fazla çalışman gerekecek. Günde 18 saat çalışman gerektiğini bilmen lazım. Size ben bu videoda geçtiğimiz dönemdeki 3 tane girişimcilik projem olmuştu. Buralardan edindiğim bilgileri, buralarda neler yaşadım bunları aktarmaya çalıştım. Genç yaşta girişimciliğin ne gibi zorlukları olduğunu anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım kendimi derdimi anlatabilmişimdir. Ola ki sürçülisan ettiysem affola arkadaşlar. Beğeni için çok teşekkür ediyorum. Kanala hala abone değilseniz mutlaka kanalıma abone olun. Ben bu videoları sizin için yapıyorum. Sizler de etrafınızdaki insanlara bu videoları aktararak, paylaşarak izlemelerini sağlayın arkadaşlar. Yani umulur ki birine daha faydalı oluruz. Umulur ki birinin daha hatasını engellemeye çalışırız. Tamamen derdim bu. Benim işte YouTube'da para kazanma, işte şöyle yapma, böyle yapma gibi dertlerim yok. Benim için YouTube tamamen bir bilgi aktarım platformu. Bilgi aktarmaya çalışıyorum ben burada. Bildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Bilgim en büyük sermayem. Tecrübelerim en büyük sermayem. Sizin de yorumlarınızla, sizin de katkılarınızla ben burada sadece sermayemi geliştirmeye çalışıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.